Herkese merhaba. Bugün uzman psikoloğumuz sevgili Sena Toros'la birlikteyiz. Narsist kişilik bozukluğu üzerine konuşalım istiyoruz. Nedir narsist kişilik bozukluğu? Narsistik kişilik bozukluğu yükseltilmiş özgüven ile toplumda bazı bireylerin kendini diğer insanlardan üstün görmesiyle ortaya çıkan kişilik bozukluğu. Her şeyi ben bilirim, ben en iyisiyim gibi bir şey mi? Evet, her şeyi ben bilirim. Hep ben haklıyım. Eleştiriye tahammül edemem gibi düşüncelere sahip olurlar. Mesela karşısındaki kişi haklı bile olsa öyle manipüle ederler ki karşısındaki kişi haksız gibi hissedip ondan özür dileyebilir. O noktaya getirebilir. O noktaya getirebilirler. Çok tehlikeli. Peki nasıl oluşur? Yani çocukluktan gelen bir şey midir? Aslında evet, empati becerisinden yoksundur narsist kişiler. Aslında hepimiz narsist doğarız ama bazılarımız öyle kalır. Bebekken hepimizin kendimiz dünyamızın merkezindeyiz. Hı hı. Anne babamız, bakım verenlerimiz, bizim etrafımızda dönen sınırsız güçlere sahip varlıklardır. Ve ağladığımızda şunu düşünmeyiz. Ya ben ağlamayayım, annem gece çok uyandı, uyanmasın, biraz yatayım da hani annem şey yapmasın demez. Doğru. Empati yapamaz. Yani hepimiz bu narsistik evreden geçtik. Ama narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde bu kalıcı oluyor. O narsistik evrenin arkasından da empati yapamıyorlar. Hı-hı. Yani diğerlerini anlayamıyorlar. Bunda güçlük çekiyorlar. Bunun sebebi de yetiştirilme tarzı. Anne babaya. Özellikle evet, narsistik bir ebeveynle büyümüş çocuklar çok yoğun ilgi görebilir, yüceltilebilir ama o gerçek sevgiyi hissedemezler. Hı-hı. Ve narsist kişilerin hamurunda şöyle bir şey var. Kutsallaştırırlar aileler onları. Böyle hı-hı, idealleştirme, mükemmel görme, başkalarına yanlış yapmasına izin verme, hep kendi çocuğunu haklı görme, onun mükemmel olduğuna inandırma gibi bir hamur var. Ne oluyor? Anne ya da baba çocuğu hı-hı, göklere çıkarıyor ama bir yandan da sevgisiz bırakıyor. Hem de bir yandan da onun ileride yalnız kalmasına da sebep oluyor, evet, değil mi? Ve çocuk ne oluyor? Biraz daha büyüdükçe mükemmel olmadığının farkına varıyor. Hı-hı. Ve bu sefer kendi içsel değersizlik duygusuyla baş etmek için başkalarını manipüle ediyor. Aynen öyle. Kendine gerçek olmayan bir dünya kuruyor. Hı-hı. Bu dünyada kral o, diğerleri sanki onun köleleri gibi. Aslında bir savunma mekanizması oluşturuyor. Peki nasıl anlarız bu kişileri? Anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz aslında. Narsist kişiler genelde bencildir. Hı-hı. Dediğim gibi empati yapamazlar. Hep kendilerini haklı görürler. Övülmekten, odak noktası olmaktan büyük haz duyarlar. Hı-hı. Gözleri hep yüksektedir. Ne kadar yükseğe çıkarlarsa çıksınlar, hep daha iyisi olmak isterler. Yani bir güç savaşları vardır aslında. Yani hep en iyisi olmak gibi evet, bir duygu, evet, o zaman. Evet, eleştirilmekten zaten hoşlanmazlar. Böyle fark edebiliriz. Etrafımızda böyle insanlar varsa. Bu şekilde varsa, gözlemleyebiliriz. Tabii direkt insanları etiketlemek asla doğru değil. Bu narsist demek doğru değil. Bunu çok yapıyorlar çünkü. O da yanlış bir şey. O da çok tabii yanlış. Ki. Aynen, etiketlemek çok yanlış. Peki şimdi aşk ilişkisinde narsistlik nasıldır? İşte bu aşk ilişkisinde gerçekten önemli bir soruydu. Narsist biriyle hani birlikte olunduğunda nasıl anlarız? Belki? Nasıl anlarız? Ne gibi zorlukları vardır? Ve sonunda nasıl kurtuluruz belki de? Evet. Şimdi narsist kişiyle ilişkiye başladığımızda bize bir idealleştirme evresi yaşatır. Bu evrede narsist sizi hedef aldıysa ayaklarınızı yerden keser. Öyle hissedersiniz ki sanki hayatınızda yıllardır beklediğiniz kişi uymuş gibi. Hı hı. Ve büyük laflar eder, büyük sözler söyler. İnandırır. O dünyaya seni hapseder bir anlamda. O dünyaya alır. Aslında narsist yemini atmıştır, avını almıştır. Kafesine. Oltayı çekiyor. Evet. Ve kurbanı da o kafese girdiğinde narsist bu sefer istediğini elde etmiştir ve yavaş yavaş kendi yüzünü ortaya koymaya başlar. Burada karşıdaki insan derin bir huzursuzluk hisseder, derin bir değersizlik hisseder, öfke, kıskançlık. Daha önce böyle hissetmiyordur. Ve ne yapar? Der ki ya bu kadar mükemmel bir insan bir anda değişemez der. Ve kendinde suçu arar. Sürekli kendini eleştirir. O kafesten çıkamaz hale gelir bir anlamda, değil mi? Evet, aynen öyle. Aslında karşıdaki kişi de narsist kişi de derin bir değersizlik duygusu var ya, partnerini değersizleştirerek o kendini değerli hissediyor. Ve bu sefer de kadın ya da adam o şeyden çıkmaya çalışıyor, cendereden. Tam ilişkiyi bırakıyor, bitirme noktasına getiriyor. Bu sefer narsist tekrar çekiyor. Diyor ki hop. Tekrar ağını alıyor. Tekrar göklere çıkarıyor. Kişi diyor ki partnere, bu sefer gerçekten düzeldi. Her şey yolunda. Bu sefer yok artık. Her seferinde inandırıyor. Evet, sonra tekrar onu o gökten atıyor. Sonra tekrar derken
kişi inanılmaz bir şekilde yıpranıyor. Hı hı. Ta ki gerçekten farkındalık sağlayıp onunla iletişimi kesene kadar. Gerçekten zor bir durum. Evet. Aynı zamanda bunu iş hayatında da yaşayanlar var. Evet. Çevremizde narsist yöneticileri olanlar. Evet. Bu durumda ne yapabiliriz? Bu durumda ne yapabiliriz? Şimdi narsist yöneticiler... Nasıl yaklaşabiliriz ya da o kişilere? Evet. Genellikle narsist yöneticiler mobbing uygulama potansiyelinde oluyorlar. Bunlar hı hı. müdürler olabilir, yöneticiler olabilir. Onlar da genellikle çok mutlu olmuyorlar. Onların da yani narsistlerin genel olarak içlerinde derin yatan hı hı. değersizlik duygusu var ya. Hı hı. Atıyorum ki bir altında çalışanı bir şeyi yapamadı. Onun o zaafını, o açığını kullanıyor yakalayıp mu? Kullanır. Ya da çok başarılı olduysa onu kıskanır mı? Kıskanır. Çok başarılı olduysa kıskanır ve bunu hazmedemez. Sürekli onun açıklarını yakalamaya çalışır. Veya milletin içinde rencide edebilir. Küçümser rezil belki. Edebilir. Evet. Ya karşıdaki insanı çok değersiz ve hı-hı. ezik hissetmesine sebep olabilir. Peki nasıl baş edebiliriz? Çok ciddi bir sınır koymamız gerekiyor. Öncelikle şunu unutmamamız gerekiyor. Bu sizinle ilgili olan bir problem değil. Bu onların kişilik bozukluğu. Hı hı. Sınır koyulmalı, hissettirilmeye çalışan aşağılanma, değersizlik duyguları üstüne alınmamalı. Hı hı. Çünkü bu kişi sana davranıyorsa başkasına da böyle davranıyor. Bu kişinin yapısı bu. Bir kere bunu böyle kabul edip evet, görmek gerekiyor. Kabul etmek hı hı. gerekiyor. Tamam, patronunsa belki o işini değiştiremiyorsun. Bir şekilde başa çıkabilirsin. Ne yaparsın? İşte hani çok fazla muhatap olmamaya çalışırsın, duygularını ifade edersin. Bana böyle davrandığınızda hoşlanmıyorum, rahatsız oluyorum şeklinde net bir şekilde. Yaklaşabilirsin. Onları ezmeye çalışıyor ya, onların karşısında ezik durdukça, ah kusura bakmayın vesaire. Daha çok mu eziyor? Daha çok eziyor. Güçlü duracağız. Bir psikiyatrist arkadaşım şöyle demişti. Böyle durumlarda araya bir tül perde koy ve tül perdenin ardından bakmaya çalış. Çok yani güzel. Olaylara direkt bakma ama evet. Tül perdenin arkasından bak. En azından hani seni birazcık olsun hani rahatsız eden olaylara set çekmiş olursun aynen demişti. Öyle. Böyle bir şey mi yapmalıyız? Çünkü onların derdi bizimle değil. Aslında onların derdi kendileriyle. Kendileriyle. Evet. Kendileriyle. Yani dediğim gibi işte bir şekilde baş edilebilir ama partnerse bu hayatı zindana çevirebilir. Hı hı. Ve böyle durumda gerçekten terapiye başlamalarını tavsiye ediyorum. Tam da bu noktada onu soracaktım. Bazen ilişkilerin içindeyken fark edemeyebiliyoruz. Bu noktada direkt etiketlemeden bir uzmanla birlikte yola çıkıp acaba gerçekten narsist bir kişiyle mi birlikteyim ya da değil miyim, ilişkim ne durumda, nasıl bir yön çizmeliyim, galiba terapi alarak da hayat akışlarını bu şekilde evet. yönlendirebilirler. Genellikle zaten bize gelenler narsistlerin kurbanları oluyor. Hı hı. Narsistler terapiyi kolay kolay kabul etmezler. Zaten gelmiyorlar değil mi? Zaten gelmiyorlar. Gerçekten. Asıl hasta olanlar gelmiyor zaten gelmiyor. Değil mi? Hasta ettikleri hasta geliyor. Hasta edilenler aynen, geliyor. Ne hasta ettikleri evet. geliyor. Ve geliyorsa da eğer psikoloğun veya psikiyatristin kesinlikle bir bahanesini, kusurunu bulur. Hatta psikologlara da böyle değersizlik duygusunu aktarırlar. Hatta manipüle de edebilir mi böyle bilgisiyle de? Ben tabii, şeyler ben biliyorum. Tabii ben daha iyi biliyorum. Yani hani sen okumuşsun o kadar ama yani ben de biliyorum daha ona iyi göre. Biliyorum. Bunu aktarırlar. Tabii biz bunu terapide fark ediyoruz ama ilerlemiyor yani terapi. Tabii. Çünkü yok yani hani kolay kolay kabul edemiyorlar. O kabuklarından hı-hı. çıkamıyorlar. Bu arada bir ilişki de narsist bitirdiyse bu kurbanıyla bütün işi bitmiştir. Kendine yeni bir av seçmiştir ve o kişiden alabileceği her şeyi almıştır anlamına geliyor. Böyle de bir durum var. Evet. Ve işler bu noktaya geldiğinde de karşıdaki partner çok daha derin üzüntü yaşayabiliyor. O yüzden bu noktaya gelmeden gerçekten fark ediyorsanız ilişkinizde böyle problemler var. Kesinlikle bir uzman desteği almanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.